Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bit kontrolü nasıl yapıyoruz? Onu bir deneyeceğiz. Burada da yolda misafirimiz olunca onu da göstereyim istedim. Bakın böyle bahçeye sular koyuyoruz arkadaşlar. Bütün hayvanlar nasipleniyor. Burada bir kirpimiz var bahçede. Burası bizim astrologlara hazırladığımız kümes. Karıştırdık öyle bir kaldı. Buranın telini de bizim köpekler yırtmıştı. Çünkü köpeklerden birini oraya koymuştuk arkadaşlar. Şimdi onu da tamir edeceğiz. Buraya astrologları alacağız inşallah. Şimdi birinci kural. Karanlıkta yapacağız. Bakın şu an elimde bir tane projektör var. Bit kontrolünü karanlıkta yapmak zorundasınız. Zaten gece biti diye geçer tavuk biti. Gece ortaya çıkar arkadaşlar. Şöyle en güzel nasıl olacağını size şimdi göstereceğim. Sonrasında da yine bir video çekeceğiz arkadaşlar. Yan tarafta çok ciddi bit var. Şimdi ben size burada bit kontrolünü burada çok olmadığı için nasıl yapacağımızı bir göstereyim. En kolay yolu gece geldiniz yumurtalara bakıyorsunuz arkadaşlar. Yumurtaların üzerinde ciddi anlamda bit gezer. Şöyle bir alalım. Maşallah diyelim burada hiç bit yok. Çünkü burayı temizlediğimizde caniperle ilaçlamıştık. Şöyle bir bakalım. Yani cüce koşinlerde de bu ilaçlamayı yaptık ama orada talaş olmamasına rağmen ara bölmelerden dolayı bayağı bit var. Şimdi şöyle folluklara bakıyorum dikkatlice. Bit var mı yok mu? Şöyle bakın arkadaşlar. Şunun üzerinde var. Evet bakın. Şimdi bir tane gördüm. Bakın arkadaşlar. Şu işte bitimiz. Demek ki bu kümesinde yine ilaçlanma zamanı geldi. Anam burada ne kadar yumurta kırmışlar. Bayağı da yumurtamız birikmiş. Onları da bir toplayalım. En kolayı hiç tavuğa, cüceye dokunmadan yumurtlayan hayvanlarınızda görebileceğiniz şekli bu. Bakın bu bildiğiniz gece bitidir arkadaşlar. Şöyle patlattığımızda neyse düştü. Çok da kan emememiş. Ne derler ona? Patlattığınızda kan emdiyse kırmızı olur. Burada da bir yumurta yeme durumumuz olmuş. Şimdi bir tane tavuk alalım buradan. Horozlar bize kızmadan. Şimdi hem tavuğu yalnız tutacağım. Hem de size nasıl yapacağınızı şöyle ayaklarımın arasına sıkıştırayım. Arkadaşlar bu bir bit kontrolü. Hayvansever dostlarımız için belirteyim. Şöyle dostlar bakın flaşta baktığınızda hatta şöyle biraz daha kaldıracağım. Bakın senin sağlığın için yapıyoruz bu kontrolü. Flaşımızı yaklaştırayım. Toz da yaptın. Şöyle arkadaşlar etine baktığınızda çok net buralarda gezen bitleri görürsünüz. Bunları görüyorsanız anlayın ki kümeste sıkıntılar başladı. Bit problemi. Yani şu ayaklara en yakın yerler özellikle boyun arkaları. Yani şu tavuğun şu ensesi. Hadi seni de bırakayım. Evet. Oralarda bitleri görürsünüz. Sakalliler ne yapıyorsunuz? Şimdi şu yumurtaları da hazır. Yumurtamız bayağı varken bir toplayalım. Bakın arkadaşlar yemleri bitti. Şu an sıfır. Şimdi o bizim eski aldığımız yemi kullanmıyoruz. Onu söylemiştik. Yumurta yeme sıkıntısı yaptı bütün hayvanlarda. Ki burada da bayağı yaptı bunu. Şimdi hani böyle birden ışık açabiliyorsanız arkadaşlar. Böyle bir projektöre ihtiyacınız yok. Flaşla da yapabilirsiniz. Ama en temizi ayrı bir flaş ile. Bana vurmayacaksın değil mi? Siyah ince. Bu aralar horozlar bana celalleniyor. Şimdi ışığı açınca arkadaşlar hepsi aşağıya indi. Yumurta bir ölüm neredeydi benim? Şöyle uzaklaşalım diye. Bir yumurta bir ölümü de alayım. Bir yumurtaları toplayalım. Ne vuruyorsun be? Şimdi burada iki tane horozumuz var. 8 tane tavuğumuz var. Dostlar. Dışarı çıkmak yok. Girin içeri. Hava karardı. Özellikle karanlıkta yapmamız gerektiğini arkadaşlar tekrar hatırlatmak istiyorum. Çünkü gece biti gece ortaya çıkar. Yani şu aralara gündüz yuvalanırlar. Bakın şu aralara, tahta aralarına falan. Sonra gece karanlıkta dışarı çıkarlar. Evet gençler şimdi yeminiz geldi. Yeminizi dolduracağım. Bunların yemi bugün bitti arkadaşlar. Yere devirdim. Bakın içi tertemiz o yüzden. Tozu bile yok.
Şimdi yemlerini dolduracağım bunların ve ilaçlamalarını yapacağız. Bakalım kaç tane de yumurtamız varmış. Bakın burada caniper kalıntıları duruyor. Bu kümeste yeni temizlik ve ilaçlama olduğu için bir tane bite denk geldik yumurtanın üzerinde ki hayvanların üzerinde, yani baktığımız hayvanda da bit göremedik. Şimdi şunları şöyle koyalım. Şimdi arkadaşlar, geçen videoda bahsetmiştim. Hazır yumurta toplarken ondan da bahsedelim. Kısaca. Yumurtalarımız boş çıkıyor ve civciv çıkaramıyoruz. Neden? Şimdi arkadaşlar, yaz geldi. Artık yumurtalarda, horozlarda eşleşme olayı azalacak. Niye? Havalar sıcak. Hayvanlar normalde günde işte bir kere eşleşiyorsa, bir tavukla belki iki günde bir eşleşmeye başlayacak. Çünkü havalar çok sıcak. Ağız açıp kapayarak nefes alırlar. Yani o bir sıkıntı değil. Bakın burada da bir yumurta kırmışlar. O yüzden yumurtalarımız kirlenmiş. Ama şimdi sebeplerinden biri de o. Onu da söyleyelim. Hiçbir şekilde, bakın şu yumurtayı da çatlatmışlar. Bu artık yemelik yumurta oldu. Hiçbir şekilde bu yumurta kirli diye ne yapmıyoruz? Bunu yıkamıyoruz dostlar. Bunu yıkarsak gözenekleri tamamen doldurmuş oluyoruz. Gözenekler dolduğunda da yumurta kuluçka makinesinde patlıyor ya da cılık oluyor, bozuluyor. Yani bu en büyük sıkıntılardan biri. Müşterilerimiz yumurta kirli diye yumurtayı yıkıyorlar. En fazla bulaşık teli var ya, onunla arkadaşlar üzerinde dışkılar, çamurlar varsa, kaz yumurtaları özellikle, en fazla bulaşık teliyle onları döküyoruz. Aşağı iner misin dostum? Oradan yumurta yiyecek vicdansız. Ben size yem vereceğim, yem vereceğim. Bakın oturdu, çöktü. Çünkü niye? Yumurta yapıyor, hazır yumurtaya. Şu anda da tavuklarımız kümesin içinde yemleniyorlar. Yerlerde de yemler var. Birincisi sıcaklardan dolayı horozlar çok fazla işleyemiyor. İkincisi ne dedik? Yumurtalar yıkandığı zaman gözenekler doluyor. Üçüncü bir sebep. Durur musun dostum, bak. Beni korkutuyorsun, dökeceksin yumurtaları. Uzak dur. Üçüncüsü dostlar, seni ben şöyle bir kapatayım da işi sağlam alalım. Şimdi 30 tane bir Amerikano siparişimiz var. Onu hazırlayacağız. Ankara'ya gidecekler civcivler. Onun için bir 40-50 tane yumurta yüklememiz lazım. Niye? Yaz geldi. Artık yumurta sayıları, yani döl oranları düşer. Özellikle Haziran, yani 30'un üzeri sıkıntıdır arkadaşlar. Hani sezon Nisan, Mayıs genelde deniliyor ya. Sezon demelerinin sebebi yumurta döllülük oranının fazla olması. Yoksa başka bir esprisi yok sezonun olayının. Şimdi üçüncüsü arkadaşlar, ne dedik? Havalar sıcak. Yumurtayı topladık. Yumurta sıcakta beklediğinde yumurta bozuluyor. Çok net bozuluyor arkadaşlar. Yumurtayı serin ve nemli bir ortamda biriktirmenizde karanlık fayda var. Ve dördüncüsü, yumurtaları biz ne yapıyoruz? Kovalarda biriktiriyoruz. Ben ne yaptım? Viyöllere dizdim. Sivri yeri aşağıya gelecek şekilde. Bu dördüncü kural da çok önemli. Sivri yer aşağıya gelecek şekilde yumurtalarınızı serin ve güneş almayan bir bölgede biriktiriyoruz. Size tavsiyem, şimdi bu yumurtaları şöyle koyduk. Sivri yeri aşağıya geldi. Şu şekilde çapraz koyun. Ertesi gün buraya yumurta koyacağınız zaman bunu çevirin. Şu şekilde yumurtanın içinde böyle bir yapışma veya hava kesesi oluşması gibi bir durum olmasın. Bunun çok faydasını görürsünüz. Bunu yapmadığımız zaman döl oranı düşüyor. Bunu da tecrübe ettik. Eskilerde bunu çok yaparlar. Samanın içinde serin yerde biriktirirlerdi. Ama dediğim gibi bunları arkadaşlar kovalarda biriktirmeyelim. Kovada ne oluyor? Bize yumurta geliyor dükkana. Şu an çok yumurta geldiği için bunu tecrübe ediyoruz. Ben şunları bir alayım. Burada 19 tane sağlam yumurtamız, bir tane de çatlağımız var. Ziyan olmasın. Şöyle şuraya koyacağım yere. Çünkü orada takıp, bakın şu an hayvanlar acıktı, peşimde geziyorlar, yem var elimde diye. Benim bıdılarım, bıdılarım. O yüzden arkadaşlar bunları mesela ne yaptık? Bunu böyle koyduk, şöyle çapraz. Ertesi gün yumurtaları topladık, diğer yumurtaları koyduğumuzda şöyle yapalım. 30'lu viyolde de aynısını yaparsınız, böyle 10'lu viyolde gerek yok. Ama yan samanın içinde falan bunu yapmayalım arkadaşlar. Bakın biraz önce tavuğumuz dedim ya, yumurta yiyorlardı. O gitti. Şimdi yumurta kabuğu yiyor orada. Peşine öbürü gitti. Burada bir gurkumuz vardı. Yani gurk zannediyordum. Kalkmış Allah'tan. Şu an her yerde gurk şenliği var. Size söylemiştim. Wolverk'i kontrol edeceğim diye. Üçü tekrar aynı folluğa girdi. Üç tavuk tek follukta gurk
ve Jens Wolberg. Hani Gurk olur mu diye soranlar oluyordu. Gurk'un kralı oluyor. Şu yanlışı da düzeltelim. Yok makine hayvanı Gurk olmaz deniliyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu Wolberg'lerin tamamını kendim çıkardım. Almanya'dan gelmişti yumurtalar. Buradan da Faruk abiye de selam olsun bu vesileyle. Hepsi makine tavuğu. 3 tane tavuk var. 3'ü de aynı anda Gurk oldu. Böyle bir komedi. O yüzden bir herhalde 2 ay 3 ay Wolberg yumurtası alamıyor olacağız. Buradan da onu da söylemiş olalım. Bakalım hani kalkan olur mu, bir şey olur mu? Kaldırmayı dener miyiz? Hayvanları ıslatmayı denemiyorum arkadaşlar. Şu an bulundukları yerde de geceyi gündüzü çok güzel ayırt ediyorlar. Ama follukları var. Folluk olmayan düz bir zeminde, beton üzerinde bunu denerseniz kalktığını söyleyenler var. Belki onu deneyebiliriz. Allah Allah. Tavuklar horoz gibi kavga etti. Bakın. Şaka gibi. Bizim Amerikanlar. Evet. Şimdi konu dağılıyor ister istemez. Böyle genel güncel durumları da anlatıyor oluyoruz arkadaşlar ama hepsi birbiriyle bağlantılı. Dördüncü maddeyi de anlattık. Ne dedik? Şöyle özetleyelim. Yumurtalar bir, çok sıcakta beklemeyecek. Serin, nemli yerde kalacak. Sivri yerlere aşağıya bakacak. Hiçbir şekilde yıkanmayacak. Eğer bir pislik varsa tel, bulaşık teliyle temizlenecek. Bir de günlük hareket yaptırılacak dedik. Onun dışında arkadaşlar yumurta bekletme süresi yazın serin ortamda maksimum 10 günü geçmeyin arkadaşlar. Maksimum 10 gün olsun. 10 günü geçmemek lazım. Kışın 20-22 güne kadar bekliyoruz. Sıkıntı yaşamıyoruz ama yazın 10 günü geçmeyeceğiz. Yani bize yumurta geliyor bazen üzerinde tarihler de oluyor. Şu an makinede 1,5 aylık kaz yumurtası var. Çıkmayacak. Müşteriye de söyledik. Nasip dedi. Yani bu kadar sıcak havada 1,5 ay yumurta bekledim arkadaşlar. Bir mucize lazım ona. Tabii ki nasibi varsa dünyaya gelecekse. Yumurta bıraktı mı diye de bakıyorum. Nasibi varsa çıkacak ama yumurtayı bekletirseniz bu yumurtalar çıkmaz. Onun dışında dostlar. Her şeyi ayarladık. Yatan Gurk'umuz, bakın yumurta yemeye çalışıyorlar. Yatan Gurk'umuz çok sıcak bir ortamda yatıyorsa, kümesimiz 40 dereceyi görüyorsa bu hayvan yine bu yumurtayı çıkaramaz. Hayvana da yazık. Yani içinde oluşacak, ölecek civcive de yazık. Yani çok sıcak yerlerde hayvanlarınızı Gurk'a yatırmayın. Yani sıcakta hatta çok sıcakta civciv de büyütmeyin. Hani hep denir ki sıcakta civciv büyütmek kolaydır. Tam aksine soğukta civciv büyütmek daha kolaydır. Sadece masraflıdır. O yüzden arkadaşlar sıcakta, çok sıcakta hayvanınızı Gurk'a yatırırsanız bu da civciv çıkaramamanıza bir sebeptir. Diğer bir sebep de makinayla civciv çıkaran arkadaşlar da özellikle hobi kuluçka makinalarında gelişim oluyor, çıkım olmuyor, yumurtayı kıramıyor veya sakat doğumlar oluyor deniliyor. Bunun da sebebi dostlarım. Hobi kuluçka makinalarında gelişim olur. Çünkü gelişimi siz bir ışık yaksanız da yumurtayı hiç çevirmeden düz bıraksanız da olacak. Ama yani bu damarlanma gelişim sadece size hayvanın çıkacağını garantisini vermez. Bu hayvanın çıkması için hava akış sirkülasyonu çok önemli. Yani temiz hava girecek, pis hava dışarı çıkacak. Yumurtalar nefes alıyor demiştik. Onun dışında nem çok önemli. Nem ciddi değişikliğe maruz kalıyor hobi makinalarda. Çünkü niye plastik makine? Gündüz 40 derece, akşam 20 derece. Terlemeler, yoğuşmalar, saçma sapan bir dünya. Nem derecesi görüyoruz. Bu arada siyah incimizin de mahmuzunu görüyorsanız arkadaşlar devasa. Bu artık 3 yaşında bir horozumuz. Ama gayet hala güzel, verimli. Yanında da genç horozu var. Genç derken o da 1,5 yaşında. Onun da mahmuzları çok uzamış ama. Şeye göndereceğim horoz da aynı. Şu önümdeki horoz kadar. Mahmuzlar aynı. Zaten buradan çıkarmıştım. Bakın siyah ince şimdi eşleşiyor. Yanındaki küçük horozu hiçbir şey demedi. Çünkü asıl horoz o. O yüzden birbirini bozamıyor. Özellikle büyük kümeslerde döl verimi artıyor. Dediğim gibi arkadaşlar. Kuluçka, hobi kuluçka makinalarında da bu olay çok yaşanıyor. Gelişim oldu, çıkım olmadı. Ayrık bacak, işte salla baş gibi bir dünya sıkıntılar oluyor. Maalesef bunların da sebebi makinalardaki stabil değerlerin sağlanamaması. Onun dışında sağlıksız hayvanlardan da arkadaşlar aldığınız yumurtalar sağlıksız oluyor. Hayvanın sağlıklı olması lazım. Yani CR'deyken bir hayvan bir yumurta yaptığında ister istemez yumurtaya sirayet ediyor. Çıkan civcivlerimize dayanık oluyor, dayanıksız oluyor. Ya çıkamıyorlar ya yumurtayı kıramıyorlar. Gelişim olup yarıda kalıyor. Sağlıklı hayvanın yumurtası her şekilde çıkıyor. Bunun da en büyük örneği Almanya'dan gelen Wolberg yumurtaları 20 tane gelmişti. 20'si de doluydu. 18 tanesi sağlıklı bir şekilde kendiliğinden çıktı. Diğer ırklar biliyorsunuz çok kargo görmüştü. O olmuştu, bu olmuştu. Hiçbiri çıkmamıştı ama
Zaten Almanya şampiyonu hayvanlardı. Çok sağlıklı hayvanlardı. Bu sebeple o hayvanların tamamı çıktı. Hani bu da bunun örneğidir. Hani nereden bunu uydurdun diyenler olabilir. Ama biz tecrübelerimizi aktarıyoruz. Dediğim gibi daha çok bilenler kesinlikle vardır. Bu işe ömrünü verenler vardır. Bu kanalın kuruluş amacı biz elimizden geldiğince bildiklerimizi size aktarmak. Zaten yanlış bir şey de söylersek yorumlardan bizi gönül rahatlığıyla uyarabiliyorsunuz. Hatta bazen doğru söylediğimize de uyarıyorsunuz. Sıkıntı yok arkadaşlar. O yüzden biz yani bir tane fazla civciv almanıza vesile olacaksak bu bizim için yeterli, önemli. En büyük kazanım o. Onun dışında arkadaşlar civcivi çıkardıktan sonra ile alakalı hepsini zaten birkaç videoda biz size anlattık. Yumurtaları biriktirmeyi size tarif ettik. Bir önemli konu da gurka hayvana yatırıyoruz. Civciv çıkıyor ve hemen ölüyor. Niye? En büyük sebebi başta yaptığımız bit kontrolü. Bu videonun bit kontrolüyle başlayıp civciv yani yumurta çıkımıyla bitmesinin en büyük sebeplerinden, bağlamamın en büyük sebeplerinden biri bu. Şimdi civciv bite hiçbir şekilde dayanmıyor. Büyük hayvan dayanıyor. En fazla yumurtayı kesiyor. Ölmesi hani çok abartılı bit olması lazım. Ama civciv gurk çıkardı. Ortamda bit var. O hayvanların hiçbiri yaşamıyor. Sağlıksız yumurtadan ondan bundan değil arkadaşlar. Değerlerden değil. Bitten kaynaklanıyor. Karanlık ortamda flaşla çok yakından bakmanız lazım civcive. Bakarsanız kanat altlarında bitleri görüyor olacaksınız. Bu da sizin civcivlerinizin yaşayamaması veya hani çıkımda civciv alamama gibi sıkıntılarınızın sebebi olabilir. Onun dışında düşünüyorum ne olabilir arkadaşlar? Bazen çok ince kabuklu yumurtalarda hani gurka yatan hayvanlarda ne oluyor? Hayvan çevirirken yumurtayı kırıyor. Bu da nedir? Mermer tozu eksikliği veya gezmeyen tavukların toprakla münasebeti olmaması. Bu da sizin yumurtaların kalitesini etkileyecektir. Onun dışında arkadaşlar eğer hayvanlarımız devamlı karanlık bir yerdeyse bu da kalsiyum eksikliğine sebep oluyor. Yani güneş görmesi lazım hayvanın bir şekilde ya camdan ya dışarı salınması lazım. Kalsiyum ne? Bizim bu yumurta kabukları. Aynı şekilde dediğim gibi bu da yumurtaya sirayet ediyor. Bu da sizin yumurtanız kabuğu olacak ki gurk yattığında hani makinede biraz daha zaten bir kere diziyoruz bitiyor. Ama gurk yattığında hayvan çevirirken yumurta kırılmasın. Gerekli kalınlıkta olması lazım. Evet dostlar sanıyorum ki hepsini bayağı özetledik. Eksikler kalmışsa siz de yorumlarda belirtirsiniz. Arkadaşlarımıza yardımcı oluruz. Bizde gün devam ediyor. Şimdi yan kümese geçip orada bir ilaçlama yapacağız. Burada da follukları ilaçlamayı düşünüyorum. Çünkü bir tane bit gördüm. Yemliklerimizi dolduracağız. Sularımız dolu. Allah'a şükür nipellerimiz aynen devam ediyor. Bakın hiçbir ıslaklık yok altlarında. Hani bazen kızıyorlar bana ya sana uyduk nipel yaptık nipeller kaçırıyor. Arkadaşlar doğru sistemde doğru şekilde yaparsanız kaçırmaz. Yani dördüncü senesinde bu nipeller artık. Onun dışında arkadaşlar dediğim gibi sorularınız varsa eksik aktardıklarımız varsa yorumlardan belirtebilirsiniz. Elimizden geldiğince güncel konularla güncel sıkıntılarla ilgili videolar çekip size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.